Biliyorsunuz geçen hafta Lozan Muahede Namesi'nin değerlendirilmesi üzerinde düşüncelerimizi evvela umumi bir değerlendirme suretinde, sonra da maruz kaldığımız kayıpları maddi kayıplar itibariyle anlatmaya devam ediyorduk. Dedik ki, 3-5 cümleyle özetlemek lazım gelirse, Lozan Muahede Namesi'ni değerlendirmekte sevri esas almak yanlıştır. O tekemmül etmiş bir muahede değildir. Teklif safhasında kalmış bir projeden ibarettir. Ve bundan gerek Mustafa Kemal Paşa'nın nutku ve gerekse İsmet Paşa'nın hatıraları, ki bizim için ehemmiyetli iki şahit, proje kelimesiyle Sevr Sulh projesi olarak bahsetmektedir. Kitabımızda bu suretle Sevr'den bahsedişin sayfalarını göstermiş bulunmaktayız. Doğru ölçü misak-ı milli olmalıdır. Misak-ı milli, milli mücadelenin gayesini teşkil eden bir metindir. Bu zannedildiği gibi hudut zikri suretiyle bir hüküm ihtiva etmez. Misak-ı milli arazi tayini için bir prensip koyar dedik. Bu prensip de 30 Ekim 1918 Mondros Mütareke Namesi'nin imza edildiği anda fiilen veya hukuken bizim olan yer asgari vatandır. Bundan fedakarlık edilemez hükmünü ihtiva etmektedir. Bunun dışında kalan ve ahalisi ekseriyetle Müslümanlarla meskun bulunan araziler için de plebisit, halkın reyine müracaat etme prensibini vaz eder. Halk isterse bizimle olur, isterse ayrılır hükmünü koymuştur. Bu hiç meriyete girmemiş bir hüküm olarak kalmıştır. Böyle bir şey düşünen bile çıkmamış. Böyle yapılsın diye teklif eden bile çıkmamış. Ama bu şunu gösteriyor ki 30 Ekim 1918 Mondros Mütareke Namesi'nin hini akdinde fiilen veya hukuken bizim olan yerler dışında ahalisi Müslümanlarla meskun olan, yani Ceziretül Arap vesaireden de re'sen vazgeçmiyor misak-ı milli. Ancak bir plebisit, ayrılmak isteyen ayrılsın, kalmak isteyen kalsın diyor. Buna göre delillerini zikrederek size anlattım ki Batum, Batı Trakya, adalar, Kıbrıs, Antakya, Halep ve Musul misak-ı milliye dahil arazi parçalarıdır. Her birinin misak-ı milliye dahil olma şeraitini de anlattım. Kimi hukuken, kimi de fiilen elimizde bulunmakta olduğundan misak-ı millinin çizdiği asgari vatan hudutları içindeydi diye anlattım. Bunlardan, şu saydığım yerlerden hiçbiri kurtarılamamıştır. Bunu bir başka noktayı nazardan size izah ettim ki mümkün olan yapılmıştır. Bunlar mümkün olamadığı iddiası da millet muvaciyesinde kuyruklu bir yalandır. Çünkü dedim size Lozan zabıtları ortadadır. Bugün Latin harfleriyle de basıldı.
Yani 5-10 sene evvel ne kadar sadece Büyük Millet Meclisi tarafından basılmış Osmanlıca zabıtlar mevcut idi. Bugün Latin harfleriyle de Seha Meray bunu bastı, çıkardı. İsteyen baksın, ben iddia ediyorum bunların hiçbiri istenmiş ve alınamamış değildir. Elbette istenmeyen, talep edilemeyen bir yer alınamaz. İstenmiş ve alınamamış olmak vasfıyla bir tek istisna mevcuttur bu kayıp tablosunda, o da Musul'dur. Bununla beraber size izah ettim ki orada da Musul'u dava etmekte yanlış hareket edilmiş. Araziyle birlikte petrolü de kurtarmak davası peşinde koşulmuş. İkisi de kaybedilmiştir. Lord Curzon'un hatıratını işhad ederek, şahit göstererek size izah ettim ki onlar petrol peşindeydiler. Araziden vazgeçmeye dünden razıydılar. Yeter ki petrol üzerinde bir imtiyaz alalar. Fakat Türk heyetinin gafletinden dolayı bu da kurtarılamamıştır. Talep edilmiş, kurtarılamamış. Belki mümkün olamadı. Bu kadarı mümkün oldu. Musul için doğru sayılabilir. Orada da taktik hataları var. Çünkü Musul'u, hatırlayın geçen ders sözleri, umumi sulhün kaderinden tefrik ederek 9 ay zarfında İngiltere ile Türkiye arasında ikili görüşmeyle halledilecektir diye bir maddeye Lozan Muadenamesi'nde yer verilince, ikili görüşmeyle İngiltere'nin rağmına Musul'u elde etmek mümkün değildi. Olamazdı, bu baştan düşünülecekti. Ama bütün dünya milletleri için sulhü muallel kılan bir mesele olarak devam etseydi, karşı tarafında taviz vermek ihtimali vardı. Bunu da dünya milletlerinin sulha muhtaç olduğuna dair ve burada direndikleri takdirde İngilizlerin kendi efkar umumiyelerinin yarısını, dünya umumi efkar umumiyesinin tamamını kaybederek o günkü siyaset ricalinin siyasi hayatlarının biteceğine dair beyanını şahit göstererek size anlattım. Demek ki bir tek Musul için bir talep sahibi olunulmuş, o da becerilememiş, yüzüne gözüne bulaştırılmıştır. Bu husustaki tafsilatı geçen derste vermiş olmama rağmen bugün söyleyeceklerimin daha iyi anlaşılabilmesi için şu tutum zaafını, şu dirayetteki kifayetsizliği, şu anlayıştaki noksanlığı, zaafı belirtmiş olması bakımından bu kadar temasla iktifa ettim. Lozan'ın değerlendirmesinde ikinci bir yalanın da bizim istiklalimizin onunla temin edilmiş olduğu keyfiyetidir dedim size. Biz istiklalimizi selbeden bir muahedeyi imzalayıp usulü dairesinde parlamentosuyla, devlet reisiyle, iç hukuk kaidelerine göre normal bir muahede prosedürüne, usulüne tabi olarak kabul etmiş değiliz. Binaenaleyh istiklalimizi kaybetmedik ki yeniden kazandık diye iddia ediyorlar. Biz bir tecavüze uğradık. Bu tecavüzü de kabul etmeyerek mücadele ettik milletçe. Bunun adı Cidal-i Milli diye eski kaynakların hepsinde böyledir. İstiklal Savaşı sonradan icat edilmiş bir yalandır. Hiç kimse bu mücadele devam ederken buna İstiklal Harbi dememiştir. Bu sonraki yalandır. Ey millet, sen esir oldun, ben seni kurtardım ve sana İstiklalini iade ettim manasına bir kuyruklu yalandır. Birinci Büyük Millet Meclisi'nin sonlarına doğru ortaya çıkmıştır. Bu yalan İstiklal Marşı'na kadar taşınmıştır. Bakın, size gene bir iddiada bulunuyorum. Dünyada hiçbir milletin milli marşının adı İstiklal Marşı değildir. Adı Milli Marş'tır. Her milletin marşının adı milli marştır. Bir marş adama istiklal kazandırmaz. Evet, esaret
ifade eden bir muahede kabul edilmiş, parlamentosunda müzakere edilmiş, devlet reisi tarafından imza edilmiş olsa da ondan sonra bir mücadele yapılmış olsa o mücadele istiklal mücadelesi olur. Ve onu tahsin eden, takviye eden, teyit eden bir muahede de istiklali temin etmiş olur. Lozan'da böyle bir durum yoktur. Tecavüze uğramışsın, kabul etmeyip mücadele etmişsin, bu mücadelenin sonunda galip gelmişsin. Size samimiyetle şunu söyleyeyim ki, eğer böyle bir vatana kuşa çevrilmiş, stratejik imkanları elinden alınmış, 800 metre mesafedeki Meyiz Adası, İstanköy Adası'nı, Antalya'nın önündeki Meyiz Adası'nı, Çanakkale'nin önündeki Limni'yi Türkiye vermeye razı olsaydı Yunan Harbi olmazdı. Tenkit ettikleri, istihza ettikleri, hayalci gördükleri damat Ferit Paşa Sevr'in islahı için müteaddit konferans toplanmıştır. O konferanslarda Budapeşte'den, Budapeşte diyorum pardon, Belgrad'dan Yemen'e kadar bir Osmanlı devleti talep etmiş. Ve böyle bir devleti ayakta tutmadığınız takdirde bu coğrafya problemlere gark olur. Siyasi mesailin gayyası olur, başınıza bela olur demiştir. Cumhuriyetçi kalemşörler alay ederler. Osmanlı sadrazamına bak, senin neyin kalmış ki Belgrad'dan Yemen'e kadar istiyorsun? Ama gerçekçi olan buydu. Bunu bugün Cezayir Başbakanı ifade ediyor. Osmanlı Milletler Camiası diye bir camia kurun, biz bunu bekliyoruz diyor. Bunu Ruslar yaptı, bunu İngilizler yaptı. Ama bizimkilerin akıl hocası böyle bir şey istemiyordu. Rıza Nur'un hatıralarına bakarsanız, biz Lozan'da Osmanlı'yı gömdük diyor. Marifetmiş gibi. Osmanlı'yı gömmüş olmakla iftihar ediyor. Halbuki Franco ne yaptı? Size Osmanlı'dan sonra zuhura gelen bir misal vereyim. İspanya'da bir sıkıntıya düçar oldu. Hatta İspanya'nın sıkıntısı bizimkinden de şiddetti. Çünkü hariçten gelen bir musibete karşı, saldırıya karşı bir millet efradını o gaye etrafında toplamak, içerideki bir gaileye karşı millet efradını bir noktaya tevcih etmekten daha kolaydır. Yani iç gaileye çare bulmak, dış gaileye çare bulmaktan zordur. Çünkü dışarıdan gelenin hüviyeti düşmandır. Dağdaki çoban bile gider şubeye, verin bana bir tüfek, beni cepheye gönderin der. Düşman hüviyetiyle gelene karşı içerideki ihtilafla zuhur eden bir düşmanlığı, bir kargaşayı halletmek daha kolaydır. Dışarıdan geleni. Bunun için Çelebi Mehmet kanaati acizaneme göre Osmanlı tarihinin en büyük şahsiyetidir. Çünkü Timur ailesinden sonra Şehzadeler kavgasında yeniden devleti ihya ederek Anadolu'daki birliği kurabilmiştir. Çelebi Mehmed'in yaptığı Fatih'in İstanbul'u almasından zor bir iştir. Kanuni'nin Zigetvar'ından da zordur. Yıldırım'ın Nibolu'sundan da zordur. Franco ne yaptı? Böyle bir zor işi halletti. Krallıktı İspanya. Krallığı kaldırdı. Ama madamul hayat yaşadığı müddetçe diktatör olarak kaldı. Kendisinden sonra eski kralın oğlunu tahta geçmek üzere hazırladı. Bunun manası nedir? Tarihi devamlılık şuurunu temin etmektir. Tarihi devamlılık şuurunu temin etmenin lüzumundan dolayıdır ki ben reisi cumhurun demedi. Benden sonra cumhuriyet olsun demedi.
Bizim akılsızlar zannediyorlar ki cumhuriyet eşittir demokrasi. Cumhuriyet olmazsa demokrasi olmaz. İngiltere krallık demokrasiye aykırı değil. İsveç krallık, Norveç krallık, Hollanda krallık, Lüksemburg krallık, İspanya krallık. Bunlardan biz daha mı demokratız? Ha, o mu doğru, bu mu doğru? Millete hangisi bahtiyar edecekse onu seçersin ama böyle yalan söyleyerek değil. Gaye demokrasi ise, halkın hakimiyeti ise bu her rejimde sağlanır. Ama tarihi devamlılık şuurundan dolayı o sistemin üstünlüğü var. Efendim delisi gelir, çocuğu gelir, vesairesi gelir. Benim şimdi sistem münakaşası yapmak değil maksadım. Ama burada manevi kayıplarda göreceksiniz ki Mustafa Kemal Paşa da bunu düşünmüş ve halife olmak istemiştir. Sırası gelince göreceksiniz. Bu psikolojik bir sebeptir. Milletlerin hayatında tarihi devamlılığı inkıta uğratmak, o milleti maskara, davasız, bugünkü Türkiye olduğu gibi idealsiz, hasis, egoist, menfaatleri istikametinde yürüyen bir topluluk haline getirir. Evet, demek ki bir palavrada bu istiklal meselesidir. Biz hiçbir zaman esir olmadık. Övünebilirsiniz. Yeryüzünde hiçbir zaman esareti tatmamış olan tarihten, tarih çağlarından evvelinden başlamış olarak biziz. Çin'le mücadele ederken Orta Asya'da bile esir olmadık. Biz gittik Çin'de hanedanlar kurduk. Hindistan'da 300 sene hükümran olan Babur Şahlar imparatorluğunu kurduk. Hiçbir zaman esir olmadık. Esir olmadığımıza göre bir istiklal mücadelesi yaptığımızı iddia etmemiz, bir zaman esir olmuş olduğumuzu kabul etmek manasına gelir, tarihi gerçeklerle bağdaşmaz. Şu umumi değerlendirmeden sonra geçen ders bu arazi kayıplarının nasıl gerçekleştiğini, ne gibi taktik hataları yüzünden bu güzel ve kadim vatan topraklarının elden çıktığını hatırlayın, tekrarlamayacağım. Ancak bu maddi kayıpların sadece araziye müteallik olanlardan ibaret değildirler. Bu kayıplar madde olarak, maddi kayıp olarak başka ve araziden daha şumullü bir sahası vardır. Başka kayıplar da vardır. Ama bu arazi kayıplarına bir tek şey ekleyeyim. Elin gavuru bize güvenmemiş. Çanakkale'de teşekkül eden İtilaf devletlerine ait mezarlıkların mülkiyetini ebedi kelimesiyle elimizden almıştır Lozan Muadesi'yle. Lozan Muadenamesi'nin 3 tane eki vardır harita olarak. Biri de bu mezarlıkların haritasıdır. O mezarlıkların bakımı bile bize ait değildir. Bekçileri kendilerinindir. Mülkiyeti de ebediyen onlarındır. Yani bu da bir arazi kaybı sayılabilir. Psikolojik ağırlığı var. Ölüsünü bile bize güvenmemişler. Mezarlıklarının mülkiyetini almışlardır. Şu anda Haydarpaşa'da İngiliz mezarlığı vardır. Kırım Harbi'nden kalma. Hangi Müslüman o mezarlığa bir saygısızlık etmiş? Böyle olduğu halde Çanakkale'deki mezarlıkların bakımı, ziyareti, bekçisi vesairesi şarta şurta bağlanarak kendilerine verilmiştir. Bunun yanında başka maddi kayıplar da var. Bu kayıpların birincisi tamirat bedeli denilen bir meseledir. Tamirat bedeli nedir? Küçük milletler ellerine fırsat geçtikleri zaman zulümden, yağmadan, katliamdan baş kaldıramazlar. Büyük milletler, bakın şahsi husumetlerde bile öyledir. Asil bir düşmandan korkma.
sana namertçe saldırmaz. Senin düşmanın asaletsizliği kadar tehlikelidir. Asaletsiz düşman her şeyi yapar. Bunun biz tarihte iki millette tezahürünü gördük. Biri Bulgarlar, biri Yunanlar. Bir de Ermeniler. Bunlar küçük milletlerdir. Bunlar ellerine fırsat geçtiği zaman asırlarca nimetleriyle perverde oldukları bu Müslüman millete yapmadık kötülük bırakmadılar. Balkan Harbi'nden itibaren ve Ermenilerin yaptığı mezalim daha evvel anlattığım için şu anda beni alakadar etmiyor. Ama Yunan ordusunun Anadolu'da harp etmek için gelmiş olan bir ordu ne alçakça ne adice katliamlar yapmış, mal yağmalamış, ırza tecavüz etmiş. Bu anlatmakla biter bir şey değildir. Bunun için size bir iki misal vereceğim şablon gibi artık bu şenaetin, bu denaetin çapını kavrayasınız. Yunan kralı Konstantin ordusunu teşcih için, cesaretlendirmek için Anadolu'da bir seyahate çıktı. Yunan işgali devam ederken. Kütahya'ya kadar geldi. Yolda askeri konvoy halinde giderken bir ceset gördü. Durdurdu arabasını. İndi cesede baktı. Sonra etrafında el pençe divan duran subaylarına dedi ki bu ne rezalet? Bu bir çocuk cesediydi. Askerler normal bir insan mantığıyla zannettiler ki yani adam çocuğu öldürür mü? Ne diye çocuk öldürüyorsunuz? Efendim askerlere söz geçmiyor. Bazen böyle kadınları, ihtiyarları, çocukları öldürüyorlar. Sözümüz geçmiyor, hakim olamıyoruz. Mukabelesini duyunca daha çok sinirlendi. Size ben onu mu diyorum dedi. Bu ceset en az bir haftalık, 10 günlük kokmuş. Bir vazoya her gün taze çiçek konur. Buraya her dakika yeni birini öldüreceksiniz. Bu yollara dizeceksiniz ki kanları akarken o cesetleri gören halkın morali sarsılacak. Bize inkiyat edecek. Kafa tutma cesaretini gösteremeyecek. Lafa bak. Bir vazoya her gün taze çiçek konur. Ben burada her gün yeni cesetler istiyorum. Hem de böyle çocuk ihtiyar falan değil. En zindersinden 7'den 70'e. Bunu bir kral söylüyor. Neden? Bu kral Grek değildir. İngilizlerin Yunanistan'a 1829'da istiklal bizden aldıkları zaman hediye ettiği bir ailedir. İskoç'tur Yunan kral ailesi. Asaletsiz kral bile olsa. Şimdi kralı böyle olan bir milletin nasıl hareket edeceğini, Anadolu'da ne zulümler yapacağını siz varın hesap edin. Bir misal daha vereceğim. Biliyorsunuz ben bunlardan bir antoloji yaptım. 500 sayfa kitaptır. Belki 15-20 defa satıldı. Basıldı. Ben antoloji yaptım. Eğer Yunan zulümlerine ait resmi ve hususi raporlar üst üste koysa şükürsünün boyunu bulur. Ama biliyor musunuz 1930 Türk-Yunan ikamet, ticaret ve seyri sefain anlaşması denilen bir anlaşma imza edildi. Dostluğu bozuyor diye bizim kütüphanelerden bu kitaplar kaldırıldı. Resmi yayın, resmi yayınlar, devletin yayınları kaldırıldı. Dost olacağız efendim, acaba Yunan aynı şeyi yaptı mı? Bahsi gelince konuşacağız. İkinci bir misal vereceğim size. Bir kadın, bir adam İzmir'de esir edilen Yunan subaylarının toplandığı kampa geliyor. Kumandana rica ediyor.
Bir Yunan askeri benim aileme çok fenalık etti. Onun bu esirler arasında olup olmadığını görmek istiyorum. Bana müsaade eder misin diyor. Kumandan Yunan esirlerini hapsedildikleri garnizonun bahçesine diziyor. Bu adama diyor ki bak senin aileni katleden Yunanlı burada mı? Bak ben o Yunan mezalimi kitabıma çok şey yazmadım. Onun da sebebi bu psikolojilerdir. Yani dikkat ederseniz ırza tecavüzde sonunda kadını öldürdülerse o raporu aldım. Bunun psikolojisini kavrayın. Adamcağız geldi Yunan esirlerinin önünden bir tur attı. Bir tanesine dikkatle baktı. Kendi ailesini, çoluğunu, çocuğunu katleden Yunan olduğu kanaati geldi ona. Elini koynuna soktu. Esirin, dikkat edin, elini koynuna soktu. Elini koynuna sokmasıyla düştü, bayıldı. Biraz su getirtti kumandan. Adamın yüzüne serpti, ayıldı. Adam gene ayağa kalktı. Bir daha adam koynuna elini soktu, gene bayıldı. Bu üçüncü hareketten sonra, ayıldıktan sonra biraz uzattılar kendisini. Kumandan dedi, niye adamın koynuna elini sokuyoruz? Kumandan dedi, Allah aşkına şunun gömleğini yırtın. Gömleğini yırttılar ki, kadın memelerinin uclarını kesmiş, bir ipliğe dizmiş, tesbih gibi boynuna asmış. Bu adamcağızın ailesine, kızına, karısına da bunu yapmışlar, görmüş. Onu arıyor. Yüzünü benzetti ama o meme ucu dizisi boynunda mı diye. O eline gelince düşüp bayılıyor. Bu bir Yunan askeri. Bu bir Yunan askeri. Ben size daha ne anlatayım? Günlerce bitmez. Düşmanın en adisidir Yunan. En adisidir. En zalimi, en gaddarıdır. Bunlar Anadolu'da sayım yaptıracaklardı. Rumlar ekseriyet çıkacaktı. Ve bu bölgeyi nüfus ekseriyetiyle kendilerine verdireceklerdi itilaf devletlerine. Bunun için sayıyı azaltmak gayesi güttüklerinden, kadın çocuk demeden, yani muharip bir ordu yetişkin insanlarla harp eder, çocukla ne işi var? Ama çocuk daha tehlikeli, genç. Hem sayıyı artırır hem istikbal vaat eder. İhtiyar bugün var, yarın yok. Bunun için çocuk öldürüyorlar. Ben size Kızıl Haç, yani işim Yunan mezalimi değildi ki burayı yığardım kitapları, Kızıl Haç heyetinin raporlarını ihtiva eden iki cilt İngilizce kitap gösterebilirim. Türkçesi de var. Raporların aslı İngilizce. Camiye doldurup yakıyorlar. Adam Mr. Wick diye birisi resimlerini çekmiş. Yalova'da camiye doldurmuş, yakmışlar. Şehirden ceset kokusundan geçemedik diyor. Vaktiyle bundan 30 sene evvel tercümanda ben bu Yunan mezalimine dair bir tefrika yayınladım. Rauf Denktaş bana bir mektup yazdı. Dedi ki müsaade eder misin ben bu raporları İngilizceye çevireyim de hem İngilizlere hem Yunanlara bunları göstereyim. Dedim ona ki bu cevap verdim ona. Sen dedim bunu boşuna yapmış olursun. Çünkü bu raporların asılları İngilizce. Altında da kendi dininden adamların imzası var. Kızıl Haç'la Kızıl Ay birlikte bir heyet teşkil etti. İtilaf devletlerine bizim Kızıl Ay müracaat etti. Beykoz'dan, efendim Kartal'dan, İzmit'ten, Yalova'dan bu Marmara bölgesinde dolaştılar. Hem resim çektiler, hem insanları dinlediler. İki cilt Yunan zulümleri diye kitaptır. Ben sana aslını vereyim dedim. Kitapları gönderdim ona. Sonra bana mektup yazdı. Dedi ki bir toplantıda Yunanların önüne attım. Bunun altında Müslümanların imzası yok. Sizin dindaşların imzası var. Mosmor oldular dedi. Allah senden razı olsun.
Aynı işi Kıbrıs'ta yaptılar. Düşman aynı düşman. Biz oraya 74'te boşuna çıkmadık. Topyekün köyleri katliam edip toplu mezarlara gömdüler. Onların da resimleri var. Evet, bunu niye söylüyorum? İsmet Paşa Lozan'a giderken tamirat bedeli dedim. Bak, can bedeli demiyorum. Bu bile tazminatı gerektirir. Neden? Gayri muharip, harp etmeyen insanlara karşı katliam askeri harekatta bile bir cürümdür. Yani kadına, çocuğa, ihtiyara karşı vaki olan cinayetler cürümdür, tazminatı gerektirir. Ben ondan vazgeçtim. Harp dolayısıyla bu oldu, önleyemedik falan. İsmet Paşa'nın sözünü size söylüyorum. Ben desem inanmayın. Lozan'a giderken gazeteciler üşüşüyorlar başına, onlara bazı şeyler söylüyor. Bunların arasında diyor ki Yunan ordusu 300 bin ev yakmıştır Anadolu'da. Bu rakam İsmet Paşa'nındır. Demese bunu biz bilmeyiz. 300 bin ev yakmıştır. Bunun bedelini almadan, bu zararı ödettirmeden geri dönmeyeceğim. Peki ne oldu Lozan'da? Lozan'daki maddeyi size söyleyeyim. Yunanistan kavanini harbiyeye mugayir olarak, yani harp kanun ve kaidelerine aykırı olarak Anadolu'da işlediği mezalimden, ihrak ettiği evlerden, yani yakıp yıktığı evlerden doğan mesuliyetini kabul eder. Bak, itiraf ediyor. Ben can öldürdüm yok yere, kavani harbiye mugayir olarak. Ve ev yaktım, işim bu değildi. Ev yaktım. Yağmaladı da, o yok. Kadınların boğazlarındaki altınları, sandıklarındaki ne varsa bunları da yaptılar. Rapor gösteririm size. Dikili'den büyükbaş hayvanları mağaralara doldurarak kaçırdılar. Adi, sefil, küçük bir millettir Yunanlılar. Geveze, o Türk milletinin vekarını sen arama, kimse de yok. Evet, bu kadar ev yaktığını kabul ediyor. Bundan doğan mesuliyetini de kabul ediyor. Ama madde devam ediyor. Açın bakın, benim kitabımın sonunda resmi tercümesi var. Yani Büyük Millet Meclisi tarafından yayınlanmış olan tercüme var. Ben sadece latinize ettim. Okuyun. Türkiye'de Yunanistan'ın içinde bulunduğu buhran-ı malihi mülahaza ederek Yunanistan'ı bu hususta mutad olan tazminatı ödemekten affettiğini beyan eder. Düşünün, Sirkeci'de böyle söyleyen bir adam Lozan'da şu madenin altına imza koyuyor. Neymiş? Yunanistan iktisadi kriz içindeymiş. Türkiye'de çok insaflı, acıyor ona ve bunu affediyor. Tamam, almıyorum, sen itiraf ettin ya yanlış yaptığını, bu bana yeter diyor. İşte bu korkunç bir kayıptır, maddi kayıptır. Bir harp tazminatı almaksızın galip bir devlet, mağlup bir devleti serbest bırakıyorsa o zaferin icabı yerine gelmemiştir. Bu noktada gelmedi. Arazi kurtarma bu da gelmedi. Daha bak nelerde gelmedi yerine. Demek ki maddi tazminattan affediyorum seni diyor Türkiye. Hem de nasıl? Yunanistan'ın içinde bulunduğu buhranı mali mülahaza ederek. Vay insaflı Türk murahhası İsmet Paşa canapları. Ama bu insafı Osmanlı borçlarının taksiminde göstermiyorsun. Osmanlı'yı reddettiğini söylüyorsun, onu gömdük, biz başka devletiz diyorsun.
Ama Osmanlı borçlarının taksimi bir meselede maddi kayıp budur. Ona sıra geldiği zaman kimse senin içinde bulunduğun buhranı maliyi hesap etmiyor. Size Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'da toplandıktan sonra birinci hükümet bütçesinin miktarını söyleyeyim. Siz anlayın Türkiye Cumhuriyeti'nin başlangıçta içinde bulunduğu buhranı maliyi de. Kendi sıkıntısını hesaba katmayan düşmanın sıkıntısını hesaba katıyor. Bu adamları devlet adamı diye tanır mısın? Tekrim eder misin? Yoksa tarihin tecrim edeceği gibi tecrim mi edersin, senin vicdanına kalmış. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk bütçesi 250 bin liradır. İnanmayacaksınız. Evet. Varidat 250 bin liradır. Para ne kadar kıymetli olursa olsun, 1920'nin bütçesi şu ise, sen Yunanistan'dan 10 kat daha sıkıntıdasın. Üstelik de harp senin memleketinde olmuş. Gidip de Yunanistan'da harp edip ahalinin kırılmasına, evlerin yakılıp yıkılmasına, mamurelerin harap olmasına Yunanistan'da sebep olmuş değilsin. Anadolu'nun en mamur, en gelişmiş kısmı olan Batı Anadolu harp sahası olmuş. Harabiyet senin ülkende cereyan etmiş. Asıl içinde bulunduğu buhran-ı mali mülaza edilecek bir ülke Türkiye. Ve sen zafer kazanmışsın. Bazı acemi kumarbaz elindeki kozu yere yakar ya, beceremez kullanmasını. Bizim diplomatlar acemi kumarbaz gibi bütün kozları yere yakmıştır. Bak Yunanistan'ın içinde bulunduğu buhran-ı maliyi düşünüyor. Onu affediyor Tanzimat'tan. Ama Türkiye'nin içinde bulunduğu buhran-ı maliyi düşünmeden Osmanlı düğün umumiyesinden bakiye kalmış borçların %60 küsurunu Türkiye'ye ödettiriyor. Bir sıkıntı da bir kayıp da maddi bakımdan bu düğün umumiyenin taksimi meselesidir. Düğün umumiye-i Osmaniye denilen idare aynen bugünkü IMF gibidir. Osmanlı'yı tanzimat ricali ankastin bilerek ve düşünerek borçlanmaya alıştırmış tanzimat padişahı Abdülmecid müsrif bir adam. Ama devlet adamları sağlam olsa dizginlerler. Kabahatler padişahların, meziyetler paşaların olamaz. Bir de bir yükselmeyi ifade ediyorsa Osman Gazi devrini alıp Murat Hüdavendigâr'ı al, hangisini alırsan al. Padişah da rical de sağlamdır. Rical sağlam olup da padişah sakat olsa zararı müessiriyeti asgaride kalır. Onun için kusurlarda da meziyetlerde de hanedan mensuplarıyla birlikte ricali devleti de hesaba katmak lazım. O Türkiye'nin yüzünü batıya çevirmenin ilk adımlarını attılar diye bizim tarih kitaplarında metüsana edilen Ali Paşalar, Fuat Paşalar, bilmem ne paşalar, paşalar bu devleti borçlandırmaya başladılar. Borçla saray yaptılar. Dolmabahçe böyle yapıldı. Beylerbeyi böyle yapıldı. Kabahati de mübarek Sultan Aziz'e yıkarlar bizim tarihlerde. Hiçbir alakası yok bu işlerle. O da borçlanmaya devam etti ama harp yapmak için silaha yatırım yaptı. Buyur üstad. Hocam özür dilerim. Ağzımdan fırladı. Estağfurullah. Duyamadım. Bazen isyan ediyorum. Tekrar özür dilerim. Ihlamur Köşkü. Evet. Hepsi bunların Sultan Mecid. 5 milyon altına. Evet. Borçla saray yaptılar. Bu kasıtlıydı. Borçlunun boynu eğik olur. Yavaş yavaş, yavaş yavaş bunu bir maden gibi işleterek büyüttüler, büyüttüler, büyüttüler. 300 bin altına çıkmış idi bu borç. Sultanahmet tahta geçtiği zaman bu ilerici takımın Avrupa'ya borcu 300 bin altındı.
Pinti Hamit diye onunla alay eden hasımları onun israf etmemesini ifade ediyorlar. 33 senede Sultanahmet bu borcu 30 bine indirdi. 10'da 9'unu ödedi. Ama arkasından iktidar olan İttihatçılar 10 senede 400 bine çıkardılar. Şu işe bak. 400 bine 30 bin altın borcu 400 bine çıkardılar 10 senede. Efendim harp oldu, darp oldu, silah aldık, bilmem ne aldık falan. Ayrı ama netice bu. Şimdi bu borcu aldığın zaman harb-ı umumi bidayetini hesaba katsan 13 milyon kilometre kare bir toprağın sahibisin. Biz Trablus Garbi, Balkan'ı, harb-ı umumi ve milli mücadeleyi bir bütün olarak düşünmeye mecburuz. Ve her biri birbirinin devamı mahiyetinde harplerdi bunlar. 12 sene harp etmeye o kadar geniş bir coğrafyada başka hiçbir millet güç yettiremezdi. O devlet ölürken bile Çanakkale gibi bir destan yazmaya 400 bin adam orada, 250 bin cephede hep bunu konuşuyorlar. 150 bin de hastanede ölmüş. 400 bin vatan evladı şehadet şerbetini içmiş. Bir kişi kaçmış değildir Çanakkale'den. Senin Yunan'a karşı çıkarabildiğin asker büyük taarruzda 190 bin kişidir. Çanakkale zayiatının yarısı bile değildir. Eğer sen o Çanakkale'yi normal bir zayiatla bitirebilseydin ki bana göre Çanakkale bahsi değiştirmek istemem ama zabitler için yüz karası. Neferler için alkış tufanına müstahak bir iştir. Niye? Çünkü sen siperdesin, düşman daracık bir sudan geçerek gelmeye mecbur. Kıbrıs harekatında bunun tersidir askeri bakımdan. Düşman siperde bile sen açıktan geliyorsun. Orada bizim vaziyetimiz kötüdür. Burada da itilaf devletlerin vaziyeti kötüdür. Sen daracık bir sudan geçmeye mecbur olan bir düşmana karşı bu kadar zayiat bir müdafaa harbinden veriyorsan senin paşalarına, maşalarına adam denmez, asker denmez. Nitekim Enver Paşa maruf bir paşanın yüzüne eldivenle vurmuş. Yusuf İzzettin'in Enver Paşa'ya yaptığını tekrarlamış, o da ona. Vatan çocuklarını harcadınız burada demiş. Yusuf İzzettin'in Zincirli Kuyu'daki av köşkünde Enver tarafından katledilişinin sebebi budur. Harcadınız. Zabitler için yüz karasıdır. Kim olursa olsun istisnası yok. Bu benim bahsim dışında. Ben bunu tafsilatıyla anlatsam bu hükmün gerekçesi çok uzun. Ama yıkılırken bile bu destanı yazmış olan bu millet borç taksimine sıra geldiği zaman 13 milyon kilometre kare bir vatanın varken bu borcu almışsın. Şimdi bunun 15'te birine inmişsin. Lozan'ın çizdiği hudut 770 bin. 1 milyona bile çıkmıyor. O zaman demektir ki sen bu borcun 15'te birini ödemen lazım. %65'ini ödettin. 15'te bir Allah aşkınıza %100'ün kaçıdır? %65 eder mi? Bu hesabı yapamadılar. Evet, bu hesabı yapamadılar. %65'ini biz ödüyoruz. Düyun-u Umumiye-i Osmaniye'nin taksimi meselesidir bu orada. Daha garibini size söyleyeceğim. Hüseyin Cahit'le Maliyeci Cavit Lozan'dadır. Hüseyin Cahit gazeteci olarak, Maliyeci Cavit de müşavir olarak mali meselelerde. Yahudi ya, çok iyi para hesabı bilir. Bu ikisi de hainane bir surette Düyun-u Umumiye'nin taksimi fennen caiz değildir iddiasını ileri sürdüler.
Hüseyin Cahit dahinler vekili olmuş. Ne demek dahinler vekili? Yani düğün umumiye idaresine bakan nazır. Alacaklıların vekili olmuş. Kabinede bu işi o kadar ileri götürmüşler ki. Alacakların tahsil için gelmişler İstanbul'da bir idare kurmuşlar. Şu Cağaloğlu'ndaki İstanbul Lisesi düğün umumiye binasıdır. Onu onlar yaptılar. O binayı yaptılar. Orada binlerce adamı çalıştırıyorlar. Ve kendi alacaklarının tahsili için devletin mallarına el koyuyor, vergisine el koyuyorlar. Buna nezaret eden bir adam Hüseyin Cahit. Hatıralarında İslamiyet beni hiçbir zaman celbetmedi diyen, benim üniversite talebeliğimde hürriyet hürriyet diyerek gebermiş bir adam. Ömür boyu din dışı bir üslupla mücadele etmiş, dinle, İslam'la, imanla mücadele etmiş bir adam. Bugünkü dinsizlerin o kuvvetli adamı yok. Eski ve yeni yazı, telif ve tercüme yüzden fazla eseri olan, en uzun devam etmiş Tanin Gazetesi'nde baş yazarlık yapmış. Sonunda da Demokrat Parti'ye cephe alıp Halk Partisi'ni tutarken hürriyet hürriyet diyerek öldü. Hatırlıyorum ben gazetede haberi. Allah Allah diyerek ölemedi. Bu adam diyor ki maliye vekili Cavit'le birlikte, bu fennen kabili taksim değildir. Bu ne demek fennen kabili taksim değildir? Yani bu borçlar işte İngiltere'nin bu kadar, Almanya'nın bu kadar, bu kadar, bunları temsil eden de senetler var. Ulan bu senet, bu kağıttır be. Bu nasıl taksim edilmez ya? Bu kağıdın, temsil ettiği kağıdın alacaklısı kimse ona verirsin. Bunun da şu kadarını Libya ödeyecek, bu kadarını Bulgaristan ödeyecek, bu kadarını Yunanistan ödeyecek dedi. Bu kadar basit. Şimdi bunlar dışarıdan çomak sokan hainler. İçeriden de birini söyleyeyim size. Mali işlere nezaret etmek üzere Lozan'da üç mürahasımız var. Birisi de Hasan Saka. Benim hemşerim. O salağa da soruyor İsmet Taş'a. Ya bu düğün umumiyeyi taksim edelim diyoruz da bunun miktarı ne kadardır? Her bir gün diyor ki 150 bin altın. 150 milyon altın. Öbür gün diyor ki aradan geçiyor 15 gün. İsmet Taş'ı unutuyor. Ya Hasan Bey nasıldı? Ne kadardı şu borcumuz Allah aşkına? Diyor ki bir hesap edeyim. Bir daha hesap ediyor. 90 bilmem kaç bin milyon altın. Yahu bu nasıl iş? Bu binler değil, milyonla altın rol oynuyor. Geçen gün böyle dedim. Ne yapayım, hesap bu. O gün öyle çıktı, bugün böyle çıktı diyor. Bu mali işlerden mesul murahhas da bu kafada, bu dirayette. Elinde devletin ne kadar borcu olduğunu kat'i bir lisanla söyleyecek döküman yok. Size başka meselelerde de gösterdim. Uşi anlaşması ellerinde yok. Ege adalarının muhasebatını, geçmişini ortaya koyamıyorlar. Sana biz bunu emaneten verdik Balkan Harbi dolayısıyla diyemiyorlar, hatırlayınız. Aynen onun gibi. Bu borçların da miktarını bilmiyorlar. Bizim murahaslar diyor ki bu 13 milyon kilometre kare araziyken aldığımız paradan bugün elimizde yüzde kaç arazi kalmışsa biz o kadar borç ödeyelim. Yani 15'te bir ödeyelim. Hayır, bunun hepsini ödeyeceksiniz diye tutturuyorlar. Hüseyin Cahit ve Maliyeci Cavit'in muhalefetine rağmen, baltalamasına rağmen %65'te karar kılıyor. Halbuki 15'te birini ödemek bile fazla olurdu. 15'te birini ödeseydi bile. Yani %7-8 ödeseydi bile çok ödemiş olurdu. Niye? Çünkü borcu verirlerken aynı bugün IMF gibi
Nereye sarf edeceksin bunu? Rumeli demir yollarını yapacağım. Al diyor. Anadolu'ya demir yolu yapacağım. Yok. Rantable değildir. Kar getirmez. Buraya ben para vermem. Niye? Bizden çıkacağına kanaat getirdiği bir araziye yapılacak yardım için, yatırım için kesenin ağzını açıyor. Ama bizim elimizde kalması kuvvetle muhtemel olan bir yer için zırnık vermiyor. Nitekim bu hengamda Selanik İstanbul'dan 10 defa mamurdu. Rumeli şehirlerin hepsi böyleydi. Çünkü bu borç paraların çoğu Rumeli'de yatırım yapılmış ve o suretle alınabilmişti. Bıraktığın toprağa yaptığın yatırım bellidir. O yatırımların hesabı olacak da koyacaksın ortaya. Ben senden 100 lira aldım ama bunun 80'ini Rumeli'ye harcadım. Aha şu proje, aha bu proje, aha bu proje. Ama Tevfik Paşa Lozan'a gidilirken Osmanlı hükümeti de Ankara hükümetiyle birlikte davet edilmişti. Tevfik Paşa Mustafa Kemal Paşa'ya bir telgraf çekti. Birlikte hareket edelim. Bizim elimizdeki bilgilerden birlikte istifade edelim. Bu yapılmadı. Hatta buna kızdı bile Mustafa Kemal Paşa. O adamın teklifi ki nutukta ondan vatansever vezir diye bahsediyor. Yani bunu damat Ferit yapsaydı da damat Ferit'e kızgındı da böyle yaptı desen vay sen hala kendini var mı sanıyorsun? 1 Kasım 1922'de saltanatı ilga eden kanun ve ibare şu ebediyen munkariz olmuştur. Ebediyen gömmüş Osmanlı'yı. Kanunun ifadesi bu. Hınca bak, kine bak. Ebediyen munkariz olmuştur diye düşmanları bile söylemiyor. Ve bunu nasıl bir teklif karşısında yapıyor? Birlikte hareket edelim. O adam ediyor ki 1921'de Londra konferansına gidildiği zaman Lloyd George Ankara'nın mümessili olan Bekir Sami'ye haydutlar kendisini ve Ankara'dakileri bahsederek Osmanlı sadrazamı sıfatıyla Tevfik Paşa ayağa kalkıyor. Onlar haydut değil, vatanı kurtarmaya çalışan kahramanlardır. Bu sözü size iade ediyorum, şiddetle protesto ediyorum. Ben de söz hakkımı Bekir Sami Bey'e veriyorum. Şu zeşti yapmış ve bundan dolayı da nutukta kendisinden vatansever vezir diye bahsedilmiş olan bir adam beraber hareket edelim dediğinde sen hala var mısın? Seni ben tarihe gömüyorum. Saltanatın ilgası 1 Kasım 1922'de saltanatın ilgası kanunu çıkararak Osmanlı'yı ebediyen gömdüm diye marifetmiş gibi bir kanun çıkarıyorsun. Ama bak eğer Osmanlı hükümetinden tecrübeli bir adam yanında olsaydı onlara derdi ki efendi ben senden 100 lira borç aldım. Aha projeler. Ben bunun 80'ini Rumeli'ye harcadım. Bu topraklar benden çıktı. Bu toprakları kim devraldıysa bu paranın %80'ini ödesin. Böyle bir söz söylenemedi. Hayır taksim edelim. Hayır taksim olmaz. Hayır taksim pekala. Aha %35'ini ayırıyoruz. Sen %65'ini öde. Ben gerisini diğer senden ayrılan devletlerden almaya çalışacağım. Çünkü bunun içinde Libya var. Muadeye dahil değil. Taraf değil. Cezayir var. Tunus var. Dahil değil. Buna benzer. Mısır var. Taraf değil. Oralara da yatırımlar yapılmış. Ama onlar hakkında Lozan Muadesi'nde hüküm var. Onlar hakkında, hepsi hakkında hüküm var. Onların gıyabında, onlar adam saymıyorlar, müstemleke sayıyorlar. Bunun manası nedir? Düyun-u umumiyenin taksimi dolayısıyla dehşetli bir surette Türk milletine gadredilmiş,
bu fukara millet 1952 yılına kadar Osmanlı borçlarını ödemiştir. Kalkınmada geri kalmanın bir sebebi de budur. 1952 yılında bitmiştir bu borç. Sen Osmanlı'yı reddediyorsun. Ben onu tarihe gömdüm diyorsun Lozan'da. Bununla iftihar ediyoruz Anur bile. Niye borçlarına sahip çıkıyorsun? Bunun borçlarını bana yükletiyorsanız aktifini de bana verin diyen bir ağız yok orada. Yani ben Osmanlı'nın devamıysam tamam. Hatasıyla sevabıyla devralıyorum. Hayır. Borcunu öde, alacağını isteyemezsin. Alacağını istemeye geldiği zaman sen onun devamı değilsin. Borcunu ödemeye geldiği zaman sen onun devamısın, öde. %5-6 ödememiz lazımken %65 ödedik. Böyle olduğu gibi bunun detayında da başka kayıplar var. Mesela Hicaz Demiryolu'nun temsil eden hisse senetleri vardı. Hicaz Demiryolu'na en büyük yatırımı yapan Türk hükümetiydi. Bu senetlerden bir tanesini Türkiye'ye tahsil şansı tanımadılar. Böyle teferruat da var ama bunların içinde iri kıyım bir kayıp daha var. O da harp çıkmadan evvel İngiltere'ye ısmarladığımız 3 tane dirit notun altın olarak 12 milyon İngiliz altını bedelleriydi. Bu da bir faciadır. Bu garip millete bu zararı da Lozan'da yüklediler. 3 tane gemi ısmarlanmıştı. Size bu işin gerekçesini vesairesini anlatmak istemiyorum ama birkaç cümleyle söyleyeyim. Sultan Aziz Kırım'ı geri almak üzere Ruslarla harp yapmaya hazırlanıyordu. O gün hava kuvvetleri yok. En vurucu güç harpte deniz kuvvetleriydi. Sultan Aziz Bahriye'ye yatırım yaptı. İlk defa dünya tarihinde denizaltı Osmanlı ordusunda donanmasında kullanılmış. Haliç'te tecrübe yapmıştır. Aynen bugünkü uçakların süratli gelişmesi gibi gemiler de o zaman çok süratli, daha süratlisi, daha süratlisi yapılıyordu. Onun için büyük bir yatırım ve bu yatırımı yaptığınız zaman birkaç sene sonra daha süratlisi yapıldığı için icabında elinizdeki madar oluyordu. Sultan Aziz buna rağmen dünyanın ikinci büyük donanmasını kurdu. Bize göre birinci. İspatı nedir? İngilizler diyor ki siz ikincisiniz, ben birinciyim. Ama 1872'de Endonezya'da çıkan bir isyanı bastırmaya giden İngiliz donanmasının karşısına bizim Kızıldeniz'deki donanmamızın parçası, yani esas Osmanlı donanmasının bir parçası Kızıldeniz'de. Aden'den dışarıya çıktı İngiliz donanmasının, önünü kesti, dön geriye. Müslümanları tenkil edemezsin. İngiliz donanması tıpış tıpış geriye döndü. İngiliz donanması bizim donanmamızdan daha üstün olsaydı Hint Okyanusu'nda oraya kadar gelmişken Londra'dan geri dönmezdi. Harbi göze alırdı ve dünyada da büyük bir şaşa elde ederdi. Demek ki biz donanmada birinciymişiz. Şu hadise bunun ispatıdır. Geri döndüler. Ama ikinci kabul et. Ama hainane bir suikastle Sultan Aziz tahttan indirildi. Katırcı'nın oğlu Hüseyin Avni ve Avanesi tarafından. Dikkat edin, Mahlu Sultan Hamid düşmanlarını korkutmadı. Hayatına kıymadılar. Ondan intikam almak için Selanik'e götürdüler. Bir Yahudi zenginin evine hapsettiler. Alaaddin'i biraderlerin köşkünü. Ama Mahlu Sultan Aziz
o ihtilali yapanları korkuttu. 7 gün sonra onu feci bir surette şehit ettiler. 2 bileğini de keserek. İddialarına göre de sakal düzeltmeye mahsus bir makasla kesmiş bileklerini. Hadi birini, bir bileğini kesti, o kesi gel öbür bileği keser mi? 2,5 santim derinliğinde bileklerde yara var. Bu katli bir suikasttır ama bastım o değil. Ama Sultanahmet ihtilal yapan orduların harp yapamayacağını, iç nizamı bozulduğunu gördüğü için 93 harbi felaketine mani olmaya çalıştı. Ama yeni tahta çıkmış, henüz düzginlere hakim olmadığından buna muvaffak olamadı. Askeri toprattılar, padişahımız Rus taraftarıdır, Sultan Murat Efendimiz'i isteriz diye talebeyi yürüttüler. Bugünkü güdümlü mümayişler gibi. Netice itibariyle o rüesa, o ihtilal yapan rüesa Yeşilköy'e getirdi Rusları. Sultanahmet bu orduyla harp edilemeyeceğine karar verdi. Masraflı olan donanmaya yatırım yapmak yerine diplomatik maharetle devleti ayakta tutmaya ve gelirini ülkenin maarif sahasında kalkınmasına tahsis etmeye yöneldi. Bunun bir tipik misalini vereyim size. Sultanahmet'i anlamak gayet zordur. Çünkü her yaptığı işe vakıf olmak adeta mümkün değildir. Said Paşa diyor ki, sefirlerimize, büyükelçilerimize kumar oynaması için tahsisat veriliyor. Bugünkü tahsisat-ı mesture gibi. Bizim diyelim ki Londra'daki büyükelçimiz, kumar tahsisatı var. Halife-i Müslümin'in müsaadesiyle dikkat edin. O İngiltere'deki bazı bakanlarla kumar oynuyor ve kasten yeniliyor. Rüşvet vermeyi kumarla kılıflandırıyor. Bütün elçilerin böyle tahsisatı var. Ona talimat gidiyor. Kiminle ahbap olacak, kiminle kumar oynayacak ve yenilecek. Rüşveti kumar kılıfına sokarak takdim ediyor devlet. Said Paşa bir gün diyor ki, padişahım çok para dağıtıyoruz bu yoldan. İflas edeceğiz. Sultanahmet diyor ki, paşa en ucuz harbi yapıyoruz. En ucuz harbi yapıyoruz. Size yeri gelmişken Sultanahmet'le ilgili bir vaka daha söyleyeyim de, sakın mektep kitaplarına bakarak o mübarek şahsın ulu orta hakkında konuşmayın. Bir gün bir jurnal geliyor. Gene Said Paşa huzurunda, sadrazam. Jurnalde diyor ki, falan memur Çırağan Sarayı'nın önünden geçerken, ah Sultan Murat Efendimiz, sen başımızda olsaydın bu işler böyle olmazdı. Ah sana kıydılar, seni tahttan indirdiler dedi. Bir muhbir, bir ajan padişah jurnal ediyor. Padişah jurnal okuyor, sürün bunu Fizan'a diyor. Fizan lafı da korkutmak içindir. Kimse Fizan'a gitmemiştir. Fizan'a doğru diye kitap yazmış olan Cami Bey bile Fizan'ı görmediğini sonra itiraf etmiştir. Trablusgarp'ta sahilde otururlar, devletten de maaşlarını alırlar. Mithat Paşa'yı bile sürgün ederken o merhametli padişah cebine 800 altın koymuştur. Evet. Said Paşa diyor ki, efendimiz bu zat geçen sene bir ihtilas, yani rüşvet cürmü sabit olduğu halde affı şahanenize nail olmuşken, o kadar mühim bir işten dolayı, şu doğru olması ihtimali çok zayıf olan bir sözden dolayı bunu Trablusgarp'a mı sürüyorsunuz?
Padişah gülüyor. Diyor ki, paşa, ben onu asıl o rüşvet işinden sürüyorum. Bu jurnali de ben verdirdim. Eğer geçen sene bu cürüm sabit olduğu zaman ben onu sürseydim, onunla birlikte onun çoluğuna çocuğuna da ceza vermiş olacaktım. Tanıdıkları akrabalar nezdinde diyeceklerdi ki babaları rüşvetten dolayı sürüldü. Onlar utanacak, yüzleri kara olacaktı. Ben o işi örttüm, kapandı. Üzerinden bir sene geçince bunun hakkında yalandan bir jurnal istedim. Benim isteğim üzerine bu verildi. Şimdi bunu ben sürdüğüm zaman ailesi bununla iftihar edecek. Bizim babamız ahrardan, o günkü tabir. Ahrar, hürler demek. İstibdada baş kaldıranlara verilen bir isim. İstibdada tahammül etmeyen hür tabiatlı bir adam bizim babamız. İstibdada kafa tuttuğundan dolayı da sürüldü. Çoluk çocuğu bununla iftihar edecekler. Eğer ben onu geçen sene sabit olan cürmünden dolayı sürseydim, cezayı yalnız ona değil, onun çoluk çocuğuna da vermiş olurdum. Halbuki onlara yazık olurdu. Onlar ne kabahati var? Babaları, aile reisleri bu işi yaptı diye. Şimdi onlar cezalanmış olmuyorlar böylece. Bilakis iftihar edecekler. Bakın Sultanahmet'in düşüncesindeki derinliğe. Perde arkasını bilmezseniz böyle bir jurnalden bu adamı sürmüş. Ha, gerçekten müstebitli işler geçersiniz. Onun için dikkatli olunuz. Aleyhte hükmederken dikkatli olunuz. Ölülerin de hakkı vardır, unutmayın. Evet. Sultan Abdülhamit şu siyaseti dolayısıyla donanmayı ihmal etmiş. Lakin Sultanahmet'i tahttan indirenlerin kötü idaresi yüzünden önce Trablusgarp sonra Balkan Harbi çıkınca donanmaya ihtiyaç olmuş. Balkan Harbi'nin nihayetlerine doğru İngiltere'ye o gün tersanecilikte en ileri gitmiş bir ülke olan İngiltere'ye 3 tane dreadnought, 3 tane harp gemisi ısmarlanmış. Osman Gazi, birinin adı Osman Gazi, birinin adı Sultan Reşat, birinin adı da Sultan Fatih. Bu 3 dreadnought 12 milyon İngiliz altınına pazarlık edilmiş, tezgahlara konulmuş. Balkan Harbi bittikten sonra Harbi Umumi başladığı hengamda gemileriniz bitti, gelin alın demiş. Rauf Orbay riyasetinde bir heyet bu gemileri teslim almaya gitmiş. Parası ödenmiş. Gemilere Türk bayrağı çekileceği gün Goven ve Breslau boğazdan içeriye sokulmuş. Elin gavru iyi hesap yapıyor. Buna da tesadüf mü diyelim? Ve bu gemiler dolayısıyla İtilaf devletleriyle aramızda bir ihtilaf çıkmış. Bunlar bizimle muharebe eden gemilerdir. Bunlar işte güya kovalanıyordu da girdi. Numaradır o. Yalan. Bunları kovalayın. Bu Alman gemilerini. Goven ve Breslau. Yavuz ve Midilli. Kovalayın. Kabine toplanır. Efendim biz şimdi Almanlara nasıl bu kötülüğü yapalım? Ne yapalım? Biz bu gemiler satın aldık diyelim. Nasıl olsa Almanlar bizden parasını istemez. Hibe etmez, razı. Çünkü plan öyle. Osmanlı'yı da kendi yanında harbe sokacak ve bitirecek. Ve bitirecek. İki taraftaki Yahudiler bunun planını yapmış. O gemilerin kumandanı da Amiral Schasson, Alman Yahudisi. Evet. Ondan sonra bu ihtilaf çıkınca İngilizler durun bakalım demişler. Siz bize karşı tavır alıyorsunuz. Bayrağı Türk gemilere Türk bayrağı çekmeyi durdurmuşlar. 3-5 gün sonra Alman askerleri Goben ve Breslau'dan şapkalarını denize atmışlar.
birer Osmanlı fesi koymuşlar başlarına. Oldular Osmanlı askeri. Geminin kıçındaki Alman bayrağı da indirmiş, Türk bayrağı. Dünyaya ilan etmişler. Bu gemileri aldık. Sil bunun Gobenini, Braslav'ını, yaz ona bir dilli, Yavuz. Tamam. Oldu Türkiye'nin. Artık ne kadar para vereceğiz, sulhten sonra konuşuruz. Bu adam dedi ki, ya benim askerlerimin canı sıkıyor Marmara Denizi'nde. Uyuyana kızarım. Uyuyana kızarım. Ben uyutacak laf söylemedim hayatımda. 100 tane kitap okusanız bu bilgileri toplayamazsınız. Uyuyana kızarım. He döndü olursa. Evet. Ben bir Karadeniz'e bir gezinti yapayım. Askerlerim sıkıldı. Evet. Çıktı Karadeniz'e. Rus nakliye gemisine kıçında Osmanlı bayrağı olduğu halde taarruz etti. Osmanlı harbi umuminin içinde buldu kendisini. Yani koskoca Osmanlı devleti bir Alman Yahudisinin emri vakisiyle harbi umumiye girmiş oldu. Tabii bu bunu kendiliğinden yapmadı. Yakın zamanlarda ortaya bir vesika çıktı ki Enver Paşa kendisine talimat vermiş. Telgraf çekmiş gemiye. Bir Rus gemisi rastlarsan bombardıman et. Benim maksadım tarihi burada mizan etmek değil. Ama bu hadise dolayısıyla İngilizler gemileri vermediler. Bizim heyet turistik bir seyahat yapmış oldu, Türkiye'ye döndü. Bu iş Lozan'a kaldı. Lozan'da diyeceksin ki arkadaş harp bitti, bak senden muade imzalıyorum. Ver gemilerimi. Vermiyorsun, ver paramı. Allah Allah, ben senden bu malı aldım. Paramı da ödedin. Yani hadi harp edeceğiz diye korktun, vermedin. Şimdi o şartlar gitti. Sulh avdet etti. Yani sen benden burada muade imzalamaya, bu muade mevki meriyete girdiği zaman ver gemilerimi. Hayır, bu istenmedi. Vermiyorsun. Ver paramı, 12 milyon altın. Ver paramı. O da istenmedi. Ne oldu? İleride isterler korkusuyla İngilizler bunun affedildiğine bir dair bir madde yazdılar. Bizim muraslar da bila müzakere velâ münakaşa bastılar imzayı. Her 24 Temmuz'da alkışladıkları Lozan'ın altında böyle gerçekler var. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Demek ki tamirat bedelini affetti. Yanlış kağıt aldın orada ne olur. Benim not ettiğim kağıt değil. Bu Yahudi meselesini. Şöyle bir kağıt var benim masamda. Onu alın gelin. Dur bakayım. Burada. Gel. Arif. Evet. Allah. Osmanlı kağıt parasının karşılığı olan, bugün bir ülkenin kağıt parasının karşılığı dolardır. Bu son zamanda Amerika'nın bütün dünyaya kabul ettirdiği bir esastır. Bugün Çin'in bir trilyon dolar, dikkat edin, milyar demiyorum, trilyon dolar stoku var. Küçücük Tayvan'ın 170 milyar dolar stoku var. Türkiye'nin hala hükümet topluyor. 40 milyar doları geçti. Bunun hiçbir karı yok. Paranın teminatı duruyor. Sen borcunu ödesen bunu, 40 milyar dolarlık borcun faizinden kurtulursun ama ödeyemezsin.
Ödersen senin paran lahana yaprağına döner. Bu bunun teminatıdır. İş bu şekle gelmeden evvel her paranın arkasında Merkez Bankası'nda beynel milel kontrole amade altın olurdu. Bir altını bir kağıt lira temsil etmek üzere bu başlamış. Yani altın ağırdır, taşıması zordur. Onu temsil eden bir kağıt para çıkaralım da onu temsil eden altın hareketsiz kalsın bir yerde. Böyle başlamış. Şimdi 120 milyon Türk lirası bir altın. Yani bu da Cumhuriyet altını. Reşadı daha fazla. Yani 1 lira, 1 kağıt Türk lirası bir altın olması lazımken kıymeti düşe 120 milyonda biri olmuş. Bu işte devletin paradan çalmasıdır. Osmanlı'ya bakın ki kendi gitti. Hala en değerli para onun parası. Sonunda onu da zorladılar. Evrak-ı nakdiye. Bankanot çıkarsın diye. Ama bunun mukabili olan altını stok edecek. Nerede? Türkiye'de paranın basılmasına müsaade etmediler. İşte düğün umumiye, IMF gibi bir hadise o zaman. Bu Viyana'da basıldı Osmanlı kağıdı. Viyana'da bunu basıldığına göre Viyana Merkez Bankası'na bu para stoklandı. Hakiki miktarını bilen bir Allah kulu yok. Ama tonlarla Osmanlı evrak-ı nakdiyesini temsil etmek üzere. O da nasıl? Osmanlı kağıt parasına baktığın zaman üzerinde yazar ki hini ibrazında, yani buyur deyip gösterildiği anda bedeli dersadette altın ile tesviye olunacaktır. Hükümete diyeceksin ki al bir liranı, ver bir altınımı, mecbur vermeye üzerine yazmış paranı. Bu altına el koydular biz harbe girince. Bu da Lozan'da talep edilmedi. Daha garibini size söyleyeceğim. Bu hiç bilinmeyen, yazılmamış bir iştir. Bunun bir kısmı da nakliye güçlüğünden dolayı İstanbul'daki Osmanlı Bankası'nın depolarına konulsun dendi. Bunun ne kadarı burada, ne kadarı orada bilen yok. Bilen yok. Birisi çıkıp arşivde bunları araştırmalı. Çünkü Osmanlı Bankası'nın sermayesinin tamamı yabancılarda, Avrupalılarda. Bir Türk lirası mukabilinde Türk hissedarı yoktu. Bu Osmanlı Bankası'ndaki paralar işgal zamanında İsviçre'ye kaçırıldı. Bunu kaçıran da manevi meselelerde anlatacağım üzere Hayim Naum Efendi. Ve bu söz zapt-ı nefs edebilirseniz söyleyeceğim. Vehbi Koç bu Hayim Naum'un oğludur. Vehbi Koç'un serveti Osmanlı Bankası'ndaki Türk banknotlarının teminatı olan altındır. Yarısını Vehbi Koç'a vermiş, yarısını Bernard Naum'a vermiştir. Çünkü Bernard Naum'la Vehbi Koç kardeştir. Hayim Naum'un oğludur. O Koçzade bilmem ne bey hikaye uydurmadır. Koç'un serveti Hayim Naum'un İsviçre'ye kaçırdığı Osmanlı altınlarıdır. Benden duyun. Avusturya'dakilere de el koymuştur. Ama biliyor musunuz hiçbir teminatı olmayan bu paralar Cumhuriyet'in ilk yıllarında bir hayli zaman kullanılmıştır. Çünkü bu hadiseyi bilmediği için halk o paraya hala itibar etmiştir. Altınların gittiğini bilmediği halde. Bir başka maddi kayıp terk ettiğimiz topraklardaki vakıflardır. Bakınız.
bütün dünyada beynelmiler hukuk kaidesidir ki bir ülke bir toprağı kaybettiği zaman oradaki amme mülkiyet hakları zay edilir. O toprağı ele geçiren devlete geçer. Ama hususi hukuk sahasındaki mülkiyet hakkı baki kalır. Bunun ispatı nedir bilir misiniz? Antakya taraflarından olan varsa baksınlar. Antakya'nın karşısında Harim vardır. Suriye'nin bir kazası Harim. Bizim Urfa valisinde de bu iş çok var ya, ben Harim'i gözlerimle gördüm. Oradan bir kapı açmışlar. Harim'in köylüleri Lesepasse denilen Fransızlar idaresinden kaldığı için, yani geçiş serbestliği, bir kağıt göstererek Amikovası'na geçerler. Amikovası'nın yarıdan fazlası Suriyeli köylülerindir. Onu işlerler. Mahsulünü toplarlar, karşı tarafa götürürler. Şahsi mülkiyet hakları devam eder. Aynı şekilde bizim Urfa halkının da karşı tarafta arazileri vardır. Onlar da karşıya geçerler, işlerler, eker biçerler, ekinlerini bu tarafa gelir. Bunların tasfiyesi için karşılıklı olarak Ankara'da bir heyet teşekkül etmiştir. Türklerden ve Suriyelilerden bir heyet. Benim o heyette hanedan malları dolayısıyla işim oldu. Bu Mısır'la da var. Onun için çok iyi çalışmalarını biliyorum. Türklerin malları çok olduğu için bu takas yapılsa Suriye'nin, hatta Mısır'ın çok para ödemesi lazım geldiği için bu işi boyuna erteliyorlar. Bizim paramız yok, bu tasfiye yapamayız. Ama tasfiye yapamayan bu iki ülke arasında gidip geliyor insanlar, Arap'ın Türkiye'deki toprağı, mülkiyeti devam ediyor ve oraya gelip vatandaş gibi işliyor, mahsulünü alıp oraya getiriyor. Aynı şekilde Türklerin Suriye'deki topraklarında da bu oluyor. Bunun manası nedir? Bu beynelmiler bir hukuk kaidesi icabıdır. Şahsi mülkiyet bir devletin bir toprağı kaybetmesiyle ziyaa uğramaz. Bu böyledir de iddiaçılara sormak lazım. Musul petrollerinin petrol çıkan sahalarını İngilizler ararken peşine casuslar takarak nerede petrol çıkmışsa o araziyi Sultan Hamid şahsi parasıyla satın almışken siz onu tahttan indirdikten sonra niye malını millileştirdin, devletleştirdin? Şahsi mülkiyet olarak devam etseydi Filistin'de de hanedan mensupları bugün Türkiye'de vatandaştırlar. O toprakların sahibi olurlardı, petrol de sahibi olurlardı. Olur mu böyle şey? Oluruna size bir misal vereyim. Abdülhamit cin gibi bir padişah. İngilizlerin arkeolojik çalışma bahaneleriyle Musul havalisinde gezindiklerini, aslında petrol aradıklarını bildiği için onları takibata aldı. Nerede petrol çıktıysa, kokusunu aldıysa adam gönderdi, orayı satın aldı. Musul petrollerinin bulunduğu mıntıka, ki bugün daha henüz çıkmamış Rumeyle diye Irak hududunda, Kuveyt hududunda bir yer var. Kuveyt'e saldırma sebebi o Saddam'ın. Oranın tapusunu ben gözlerimle gördüm Abdülhamit varislerinde. Oranın bile bugün petrol çıkmıyor orada. Halbuki Irak petrolünün %75'i kadar rezerv görüldü. Körfez Harbi sırasında, birinci Körfez Harbi sırasında fezadan kontrol ediyorlar, yerin röntgenini çekiyorlar. Bu mülkü millileştirdi. Ama Abdülhamit bu tapulardan birini, Celal Esed Arseven diye bir sanat tarihi profesörü vardı. Bu işe ilgilenenler bilir, kitapları vardır. Ona dedi ki paşa, bir gün belki işine yarar, sana bu Musul'dan bir tapu vereyim dedi. Burada petrol var. O zamanki tabirle neft var. Neft.
padişahın ikramına ne diyecek Esat Paşa? Aldı. Ama dedi ki ya ben nerede gideceğim de Musul'daki petrolle ilgileneceğim, araziyle ilgileneceğim. Seyisi meşhur Gülbenkian'ın babasıydı. O Gülbenkian da o sırada genç. Şu Üsküdar'da bakkallık yapıyor Üsküdar'da. Bakkallık yapıyor. Bakkallık yaparken de gaz satıyor. Esat Paşa da seyisinin, o zaman Rumlar, Ermeniler evlerde hizmetkarlık yapar. Seyislik yapar, şoförlük yapar yani bugünkü manada. Ayak hizmetlerinde çalışır. Öyleydi. İzzet mevkii Müslümanlardaydı. O Ermeni seyisine dedi ki senin oğlun gaz satarmış Üsküdar'da. Belki o bir gün değerlenir. Bana padişah bu tapuyu verdi. Ben bundan uğraşamam. Al senin olsun. O tapu Gülbenkian'a Musul petrollerinden %5 hisse kazandırdı. Onunla gitti masaya oturdu ve bu adam Gülbenkian altın kaplanmış Rolls Royce'la gezerdi Londra'da. Abdülhamid'in torunları aç gezerken. İşte bak şahsi mülkiyet böyle geçer. Beynelmilel hukukta. Abdülhamid'in varisleri de müracaat ettiler. İddiatçıların çıkardığı kanunu gösterdi. İngilizler dedi ki siz, sizin malınız Osmanlı devletinin malı oldu. Devlet de orayı kaybetti, biz kazandık, bize geçti. Veled dalin amin. Bitti. Demek ki o hainlik o Sultanahmet'in malını millileştirirken planlanmış. Akıl hocası Yahudi çünkü. Yahudi fitne üzerine ihtisas yapmış, dehadır. Bunu niye söylüyorum? Rumeli'de terk ettiğimiz yerlerde şahsın hukuku sahasına giren binlerce, yüz binlerce vakıf malı vardı. Efendiler, birkaç defa bu iddialı sözü söyledim. Zabıtlar ortada. Bana birisi çıksın, bir Kemalist, bir inanist bana çıksın desin ki istedi de alamadı. Hayır beyler. Hayır beyler. Yüz binlerce vakıf bila müzakere vela münakaşa terk edildi. Ve o vakıflara da Bulgar'ı, Yunan'ı, Yugoslav'ı el koydu. Şimdi size burada şahsi bir hatıram söyleyeyim. Sade vakıf malı da değil, mübadillerin de başından bu geçti. O mübadelede de ne ihanetler cereyan etti. Adamın Yunanistan'dan gelen bir mübadele düşün. 10 dönüm yeri yok orada. Ama 100 lira parası var cebinde. Memura verdi. Dedi ki yaz benim etabli vesikama 100 dönüm yeri var diye. Türkiye onu tahkik edemez ki. Bu adam Yunanistan'dan gelmiş. Orada 100 dönüm yeri var mıydı yok muydu? Bu mümkün değil. Bu geldi orada ben 100 dönüm yer bıraktım diyerek hazine yerlerinden, Rum yerlerinden 100 dönüm yer aldı. Bu 100 var ya, bunu 1000 de yapan var. 1000 de yapan. Böyle mübadelin sizin Gazi Osman Paşa'nın devamı ta Hadımköy'e kadar böyle bir mübadele hazine yeri olarak tapu verilmiş. Neden? Yunanistan'daki memura biraz rüşvet verip yazdırmış birkaç bin dönüm yer. Bunun sayısız suistimali var. Ama oradan gelen adamların sadece Yunanistan'dan gelenlerine bu hak tanınmış. Bu sakat hak da sadece. Ulan sen yalnız Yunanistan var mı toprak terk ediyorsun ki? Bunun Bulgaristan'ı yok mu? Bunun Yugoslav'ı yok mu? Bunun Romanya'ya kadar devamı var. Senin bu gayle başladığı zaman hududun Tuna Nehri'nin ötesinde bir gün basın savcılığında bir arkadaşım vardı. Onu ziyarete gittim. Öldü, Allah rahmet eylesin. Dedi ki bana
çok kısa bir duruşmaya gireceğim, çıkacağım. Lütfen ben gelene kadar burada otur. Basın savcıları da 7-8 kişi. Beyler dedi, arkadaşım Kadir Mısıroğlu, ben dönüp gelene kadar sizin misafiriniz, bir çay söyleyeyim ona dedi, git. Bu Kadir Mısıroğlu lafını duyan genç bir savcı dedi ki, Lozan Zafer mi Ezimet mi diye bir kitap var dedi. Onu yazan Kadir Mısıroğlu musun dedi. Bu bir de askeriyede başıma geçti. Askeriyede adım duyunca sen şunu yazan mısın? Ya ne kafayla, ne akılla. Hainiz çünkü. Vatanın hakkını şahsa karşı müdafaa ediyorsun. Adam seni vatan haini ilan ediyor. Evet dedim, onu yazanım dedim. Ya birader dedi, sen de amma adammışsın dedi. Nasıl dedi Lozan'a hayır dersin dedi. Başladı bağırmaya. Orada başsavcı, sonradan adını öğrendim bizim arkadaştan, Üstü Bey diye bir adam. Başsavcıymış, basının başıymış. Dedi ki ona, bir dakika arkadaşım dedi. Anladım ki onun amiri. Çekmecesini çekti. Tapu. Yarım metre tapu yığdı. Bunlar ne biliyor musun dedi. Savcı dedi, hayır savcı bey bilmiyorum dedi. Bunlar tapu arkadaşım, tapu dedi. Ben Yugoslavya'dan gelen ve orada zamanında dedi, bey, paşa bir ailenin evladıyım dedi. Bütün bu tapulardan bir kuruş alamadım, niye biliyor musun dedi. Lozan yüzünden. Arkadaşım az yazmışsın dedi. Allah belasını versin o Lozan dedi. Öbürleri sustular. Ben Yugoslavya'da bu kadar mal bıraktım. Sen Yugoslavya toprak terk ediyorsun. O da Sırp Hırvat Slovan devleti olarak imza koyuyor bu muadeye. Ulan hadi vakıf mallarına ihanet ediyorsun. Şahıs mallarına bir teminat koysana. Ne Bulgaristan'da var. Ne Yugoslavya'da var. Bir Yunanistan. O da bin bir suistimal ile. Bin bir suistimal. Selanik Yahudileri topyekün geldiler. Rahşan Ecevit niye Şebin Karahisar'da doğmuş? Sabataist olduğu halde. Ne işi var Şebin Karahisar'da biliyor musunuz? Bu size bir misal de bir şey anlatmak için. Şebin Karahisar'daki Rum mallarında 7 sülalesi Selanikli. Anadan da Yahudi, babadan da Yahudi. Ama Şebin Karahisar'lı. Bunun gibi çok insan var. Konya'nın, Karaman'ın, Rumlarının bırakıp gittiği yerlere hep böyle Selanik Yahudilerine verildi. Onlar da gittiler, bir müddet orada oturdular, tasfiye etti, geldiler. Şu anda Ilgaz Zorlu'nun bana söylediği bir laf var. Diyor ki, bir Yahudi avukatında birkaç çuval tapu var. Bunlar mübadil Yahudilerden, Sabataistlerden. Anadolu'da Rum mallarından verilmiş tapular. Ama bu avukat bizar olmuş. Çünkü köylü diyor ki köy yerinde vermiş bir Rum köyünü. Oraya Müslüman köylüler yerleşmiş. Gel al bakayım diyor. Sen buradan nasıl al? İşgal etmişler. Tapu yere yanmış. Bu adam bir müddet uğraşmış. Bir tane kurtarmış, bin tane kurtaramamış. İki çuval tapu gösterdi bana diyor. Sabataistlerin malı ama halk işgal etmiş. Ben Mihrişah Sultan'ın avukatlığını yaptım. Mihrişah Sultan'ın Ekinbaşı çiftliği Ümraniye'den başlar, Küçüksu'ya kadar 16 bin dönümdür. 4 bin dönüm Ali Katırcıoğlu'na sattık Ümraniye'nin bitişiği. 2 bin dönüm de Hayri Domaniç ve arkadaşlarına sattık altı. 12 bini işgaldir. Ümraniye'den Küçüksu'ya kadar. Size bir vaka anlatayım. Eczacıbaşı reisliği altında Toplu Konut Holding diye bir şirket kurulmuştu. Biz ona 4000 dönüm bir parsel sattık 40 milyona. Lakin üstünde 26 tane Bayburtluların
gece kondusu vardı. Onlar biz buranın maliki demişler kadastro tespitinde. Malikanesi açık kalmış. Ben onların davalarına giriyordum Üsküdar'da. Bu dava devam ederken burayı Eczacıbaşı aldı. Kadın tapu veremediği için satış vaadiyle aldı. Bu davaları temizleme külfetini de üzerine aldı. Olur ki bu iş biter de tapu vermez kadın. Bura kıymetlenir bu işgalden, bu iddiadan kurtulduğu zaman. 40 milyon cezai şart koyduk. 40 milyonun milyonun milyon olduğu zaman. 40 milyonu alıyor, 4 milyon 4 bin dönüm yeri. 40 milyon da cezai şart koydu. Bu 28 tane Bayburtlu adam 6 ay zarfında o araziye 3000 gece kondu kurdular. Hısımını, akrabasını, köylüsünü, burayı bir zengin adam aldı. Bizi buradan defeder, çoğaltalım. Bu sosyal bir problem oldu. 40 milyon cezai şart tapu verecek kadından korkarak koymuş olan Eczacıbaşı bu yerden vazgeçti. Çünkü sosyal bir problem olacak. 3000 kişi gece kondu yıkamazsın. Sen şahıssın. Devlet yeri de değil, şahıs malı. 40 milyona 40 milyon cezai şart ödedi ve yerden vazgeçti. Hem alamadığı yerin bedeli olan 40 milyonu ödedi, hem de karşı taraf için koyduğu 40 milyon cezai şartı ödedi. Toplu konut holding. Şu ara şeyde Adalet Bakanı oldu bir kadın var. Onun kocası, şimdi adımı aklıma gelmiyor, o toplu konut holdinginde başkanı oydu. Çok müzakere ettim, oturdum kalktım, pazarlık ettim falan. Bakın aynen bunun gibi de Yahudilere verilen Rum malları çoğu böyle oldu. Sahip olamadılar. İşte İlgaz'ın söylediğine göre bir çuval daha tapu var. Bunu niye söylüyorum? Bu işte sonsuz derecede suistimaller vakı oldu. Benim niyetim bugün size manevi kayıpları anlatmak. Maddi kayıplarda eksik bıraktıklarımı telafi için söze başladım. Fakat söz çatallandı, dallandı, uzadı, budaklandı, neyse manevi kayıpların anlatılamayacağı kadar daraldı. Gelecek hafta manevi kayıplar, adlarını söyleyeyim hatırınıza kalsın. Birincisi ilafetin ilgasıdır. Bunun müessiri Lozan'dır. Anlatacağım size. Birincisi budur. İkincisi Patrikhane'nin bütün cürümlerinden arındırılmasıdır. Beraat ettirilmesidir. Konuşulmuş konuşulmuş. Hakkında hiçbir hüküm yoktur Lozan Muhadesi'nin. Affedilmiş. Lord Curzon'a doğum hediyesi olarak bağışlanmış. Üçüncüsü ekalliyetlere verilen imtiyazlardır. Gayrimüslim azınlık tabiri vardır. Şimdi ondan da geri atarak Müslüman azınlıkta kabul ederek Kürtleri de azınlık sayıp Alevi azınlık sayıp gayrimüslim azınlık. Azınlık mefhumu gayrimüslime münasırdır. Ama onlara ne haklar verilmiştir? Çoğunluk olan Müslümanlara o hakları anlattığın zaman göreceksiniz ki İstesek Türkiye'de kıyamet kopar. Demek ki azınlıklara verilen haklar. Başka ecnebi kültüre verilen imtiyaz. Başka müzahereti adliye. Türkiye'nin adaleti 5 sene itilaf devletlerinin kontrolü altına vaz edilmiştir. Temel esasları bu olmak üzere böylece de manevi kayıplar ihtiva eden bir muahededir. Bundan sonraki derste izin verirseniz bu işe girmeyeyim. Çünkü bunlardan bir tanesini bile bugün anlatmak kabil değil. Biz 2 ders planladık Lozan'a ama maalesef 3 olacak. Manevi kayıpları bundan sonraki derste anlatayım. Çünkü yarım kalacak, en küçük manevi kaybı bile anlatamam. Sığmaz. Ne kadar özetlersem mümkün olmaz. Gelecek hafta bir değişiklik olsun diye Profesör Mustafa Uzun, Marmara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi profesörlerinden Mustafa Uzun bu saatte burada konuşacak.
eski Türk edebiyatını bilmenin lüzumu, ehemmiyeti üzerinde benim anlatacaklarım kadar enteresandır. Bir fikriniz olsun. Din, tarih ve edebiyat kültürü olmayan adam münevver olmaz. İslam münevveri hiç olmaz. Onu alakayla dinleyin. Ondan sonraki hafta ben bıraktığım yerden başlayacağım. Bu nimet-i imaniyenin bize kadar intikalinde hizmeti sebkat etmiş olanların cümlesinin Cenab-ı Rabbil Alemin ruhlarını şadan-ı handan eyle. Bu nimet-i imaniyenin kıyamete kadar devamına medar olacak amellerden bizlere de belagan ma bela, inam-ı ihsan-ı ikram eyle. Cenab-ı Allah 1000 yıl İslam'ın müdafiliğini yapmış olan bu güzel milleti kaydırıldığı tarihi mahreke avdet ettirerek tarihi şahsiyetini yeniden yakalamasını icap ettirecek esbabı halkı icat buyursun. Bu nimet-i imaniyenin kıyamete kadar devamına medar olacak amellerden bizleri de belagan ma bela hissedar eyleyip bizi de karn-ı selase, sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in mücahitlerine ilhak eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.